Değerli izleyenler, sırada ise Van'dan derlediğimiz haber turumuz var. Van'da trafik polisleri tarafından 316 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında öğrencilere yönelik eğitim ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Tuşba ve İpek Yolu ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Vakfı İlkokulu, Fevzi Çakmak Ortaokulu, Van Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde trafik dedektifleri projesi çalışmalarında 316 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Öğrencilere yönelik bu tür eğitim çalışmaları devam edecek. Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi Ocak ayı olağan toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen 2022 yılının ilk UKAMO toplantısı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın toplantı salonunda gerçekleşti. Genel Sekreter Yardımcısı Doçent Doktor Ali Özvan Başkanlığı'nda yapılan toplantıya Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke, İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı temsilcileriyle belediyenin ilgili şube müdürleri katıldı. Van'ın Özalp Belediyesi tarafından haksız fiyat artışı yaparak vatandaşı mağdur eden işletmelere yönelik market denetimleri devam ediyor. Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri haksız fiyat artışı yaparak vatandaşı mağdur eden işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kent genelinde zincir marketlerde denetimler gerçekleştiren ekipler, temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış ve satış fiyatları üzerinden incelemeler gerçekleştirdi. Van Akademik Meslek Odaları platformu ilim ve bölgenin ekonomik gelişmelerini değerlendirdi. Aralık ayı toplantısını değerlendirmek amacıyla bir araya gelen Van Akademik Meslek Odaları platformu, kentin ve bölgenin ekonomik gelişmelerini masaya yatırdı.